arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün elimde kıpkırmızı capcanlı güzel gelinciklerimizi görmekteyiz bu gelinciklerimizi dilerseniz örgülerimizin süslemelerinde dilerseniz tokalarımızda ya da e, her türlü çalışmalarımızda zevkinize göre uygun yerlerde kullanabilirsiniz şimdi 3 renkten oluşan bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Ben e, evimdeki bulunan iplerden çalıştım. Sizler dilediğiniz Koton, merserize, akrilik hiç fark etmez. Uygun renklerdeki iplerimizle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet ben 2.5 numaralı da tığımı kullandım. Ve bu çalışmamı bu şekilde tamamladım. Şöyle arkasından da görecek olursak yapraklarımızı birer birer diktik. Tabi silikonla da yapıştırabiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şia ipimle göbek kısmını oluşturmak için zincirimi çekmeye başlıyorum. Öncelikle bir tane düğümümü atıp sıkıştırıyorum ve üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. birinci zincir içerisine gelerek batıyorum. Bir tane yuvarlak yapıyorum içerisinden geçerek ve 1 zincir çekiyorum kapadıktan sonra. Şurada şöyle küçük bir yuva oluyor ve ipim de şöyle bakın, siyah olduğu için birazcık daha açarak göstermek istiyorum. İpimin kalan kısmını şöyle alıyorum. Bir zincir çekmiştim kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum. Ve yuvarlağımın içerisine girerek toplamda 12 defa bir defa başını dolayıp tek seferde çektiğim trabzanlarımı örüyorum. İkincisini ördüm doluyorum. Üçüncüsünü ördüm. Bakın hem de ipimi gizliyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son iki defa ördüm. Başlangıçta bir zincirim vardı. Oraya girerek batıyorum. Ya da görmüyorsanız şöyle başlangıca en yakın yere batıp ipimizi alalım, geçirelim ve bir tane zincirimizi çektikten sonra gelinceğimizin göbek kısmını bakın bu şekilde tamamlamış olduk ve kesiyoruz. İpimizi arkaya gizleyelim. Hemen gizleme işlemini iç kısımlara doğru yapıyorum. Ve kalan fazlalıklarımı da hemen buradan keserek temizliyorum. Zincirimizi çekerek kırmızı rengimize düğümümüzü atıyoruz ve hazırlamış olduğumuz bu göbek kısmını alıyoruz. Şöyle araya giriyorum. Siyah olduğu için biraz zorlanabilirsiniz ama herhangi bir trabzanımıza şöyle tepesine batıyorum ve buraya bağlanıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum. aynı yere ipimde arkada kalacak şekilde ikili trabzan örüyorum 1 2 3 zincir çektim ve aynı yuva içerisine şöyle açarak göstermek istiyorum bir tane trabzan ördüm İki defa başını doluyorum tığımın yandaki yuvaya giriyorum ipimi de gizliyorum ikişer ikişer çekiyorum bir iki üç aynı yere yine iki defa doladığım trabzanımı örmek için girişimi yapıyorum bir iki üç iki defa battım şimdi bir sonraki yuva için üç defa doluyorum bir iki üç bir sonraki yuvaya giriyorum ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 4 defa da çekiyorum tekrar 1 2 3 aynı yere giriyorum ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 ve 4 üçüncü kez 3 üç defa doluyorum aynı yere giriyorum tam bu orta olacak kısmı 3 defa örüyoruz diğerlerini ikişer ikişer örüyoruz buraya 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çektim yani 3 tane zincir çektim yanına bir defa doladım trabzanımı ördüm aynı yere 2 defa ördük 2 defa doladım ikişer ikişer çekerek iki trabzanımı ördüm üç defa doladım aynı yere üç tane üçer defa başını doladım trabzanımı ördüm belli bir çıkışa yükseklik istiyoruz şu şekilde daha sonra aynı yükseklikten tekrar inişimizi yapacağız burada üç tane ördüm trabzandan sonra iki defa başını dolayarak ördüm trabzanımı sıradaki yuvaya örüyorum daha sonra ise burada yapmış olduğum işlemimi yapıyorum yani toplamda 1 2 3 4 ve 5 defa bu işlemimizi yapmış olacağız şimdi iki defa başını dolayalım 1 2 yandaki yuvaya giriyorum İkişer ikişer alıyorum yükseltimizi yaptık aşağı doğru iniyoruz tekrar iki defa doluyorum aynı yere girişimi yapıyorum şer ikişer, ikişer devam ediyorum 2 ve 2 bir defa doluyorum bir sonraki yuva içerisine girerek batıyorum 1 ve 2 tekrar bir defa doluyorum aynı yere giriyorum 1 ve 2 bir tane ikili trabzanımı ördükten sonra son bitişte tıpkı başlangıçta zincirle çıktığımız gibi bitişte de zincirle iniyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. Ve gelinciğimizin birinci katını bu şekilde oluşturuyoruz. Zincir çektim. İkili trabzanımı ördüm. Bir defa doladım. İkisini iki defa doladım. Üç defa doladım. Tam ortadaki üç defa battığımı. İki defa doladım. Yine bir defa doladım ve zincirle aşağıya indim. Şimdi ikinci gelincek yaprağımızı çalışmaya başlayalım. Gelinceğimizin arkasını çevirelim. Arkasına şuradan ilmek alalım. Bakın şu kısımda. Hemen biraz içten alıyorum. Bakın içten. Devam etmiyorum. İçten giriyorum. Kıvrılması için. 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 tığımın başında doluyorum. aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum şöyle arkada kalan kısmı oluyor bakınız arkadaki örmüş olduğumuz bölümümüz oluyor ki şöyle üst üste düşebilsin daha sonra iki defa başını doluyorum hemen sıradaki yere batıyorum ikişer ikişer çekiyorum tekrar iki defa başını doluyorum aynı yere batıyorum bu kez tam ortaya oluşturmak için 3 defa başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Burayı 3 defa örüyorum. Birincisini ördüm. Aynı yere batıyorum. 2 3 4 defa da alıyorum. 1 2 3 defa örüyorum. Aynı yere giriyorum. 4. En zirveye çıktım. Çıkışımızı yaptıktan sonra yeniden inişe geçiyoruz. 2 defa doluyoruz. Yandaki yuvaya batıyoruz. 2 ve 3. 2 defa sarıyorum. 1 2 ve 3 3 defa dalıyorum. 1 defa doluyorum. Hemen Bakın başlangıcın dibine batıyorum. Başlangıca battım bakın. Örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekip arkasını çeviriyorum. Şöyle siyah kattan girerek buraya sabitleniyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra gelinciğimi tamamlamış oluyorum. Yapımı çok çok basit. Bakınız 3 yapraktan çalıştık ve çok güzel oldu. Şimdi Gelinciğimizi çalıştıktan sonra bir tane de yaprağımızı çalışalım. Şöyle görelim. Hepsini bir avuç güzel gelincik olsun. Bir tane zinciri çekerek düğümü atıyorum. Hemen yaprağımı çalışmaya başlıyorum. Şöyle ipimi rahatlatıyorum. İçini öreceğim için sıkıştırmıyorum. 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Yaprak boyum için yeterli. 10. zincirin hemen yanındaki 9. zincire giriyorum. Bir tane sık iğne. 8. zincire giriyorum. Yani bir gerisine saymamıza gerek yok. İki tane sık iğneyi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine bir defada dolamış olduğum ilmeğimi çekiyorum. Yavaş yavaş genişliyorum bakınız. Tığımın başını doluyorum. Sıradakine İkili trabzan örüyorum iki defa da alıyorum biraz öncekini tek seferde çekmiştim tekrar bir defa doluyorum bu kez bunu üç defa da alıyorum bir iki ve üç üç defa da aldım aşağıdan yukarıya doğru genişledim şimdi iki defa sarıyorum sıradakini giriyorum ikişer ikişer çekiyorum bir iki ve üç burası tam orta göbek genişlik olduğu için buraya İki defa dolayarak tekrar giriyorum. İki, iki defa doluyorum en karnının yaprağımızın geniş kısmını örmek için. İkinci kez ördükten sonra tekrar aşağıya doğru geçişe başlıyoruz. Burası yaprağımızın en zirve yeri. Bir defa doluyorum. Sıradaki yuvaya girerek üç defa da örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar bir defa doluyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. 1 ve iki defa da alıyorum tığımın başını doluyorum en son başlangıç zincirine bir defa şu şekilde batıyorum son yuvaya girdim şimdi bir defa başını doluyorum diğer tarafa aynı birebir karşılığını öreceğim için şurada geçiş yerim olacak başını doluyorum giriyorum bir ve iki defa da çekiyorum ve diğer tarafa artık dönüyorum tekrar bir defa da alıyorum tam birebir karşılığında aynı işlemlerimi yapıyorum Doluyorum Şuradaki trabzanımı iki defa çekmiştim 1 ve 2 sıradakini bir defa dolayıp 3 defa da almıştım 2 ve 3 sıradaki ikili bakınız 2 i̇ki defa doluyorum giriyorum 1 2 ve 3. İki. iki defa örmüştüm. Aynı yere tekrar ikinci kez girişimi yapıyorum. 1 2 3 yukarıya doğru çıktık. Şimdi aşağıya doğru yine aynı düzen üzeri iniyoruz. Bir defa doluyorum. Tam karşılığına batıyorum. 3 defa da örüyorum. Bir defa doluyorum. Karşılığına batıyorum. 1 ve 2. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğerlerini sık iğne olarak örüyorum. Ve tamamlıyorum. En son zirveye şu şekilde batıyorum. Dönüş yaptığım yere ipimi içerisinden geçiriyorum. Ve bir zincirle bu kısmı da sivriltmiş oluyorum. Yaprağımızı iple bağlantısını keselim. Ve kullanılmaya hazır hale gelsin. Evet sık iğneden yukarıya doğru genişlettik sonra daraldık tekrar aynı birebir karşılığını aynı şekilde karşısına ördük ve yaprağımız tamamlandı burada fazla olan ipimizi yaprağımızın arkasını çevirelim yukarıya yakın bir yere tığımı geçiriyorum ve ipimi buradan alıyorum biraz daha aşağıya geçiyorum tekrar ipimi tığımın yardımıyla aşağıya doğru ilerletiyorum Bir gizleme işlemimi yapıyorum. Şöyle bir tane de düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Buraya düğüm atıp sabitledim. Zaten içeriği gizledikten sonra dilerseniz tabi düğüm de atmayabilirsiniz. Tamamen tercihinize göre değişecektir. Evet yapraklarımızı bu şekilde hazırladık. Gelinciklerimizi ve yapraklarımızı birebir örerek tamamladıktan sonra şimdi yapraklarımızı gelinciğimizin üzerine dikmeye hazırız. Şimdi birer birer dikerek yapraklarımızı son aşamamızda tamamlayalım. Yeşil renkli ipimi iğneme taktım ve bir tane gelinciğimi bir tane de yaprağımı alıyorum. Şöyle her ikisinin bakınız her ikisinin arka yönü ön yüzleri Diğer tarafa doğru bakmakta. Dilediğiniz herhangi bir yer hiç fark etmez. Nerede olmasını istiyorsanız şöyle bakabilirsiniz. Nerede bulunmasını istiyorsanız bu şekilde yaprağımızı dikebilirsiniz. Evet şurada olmasını uygun gördüm. Hemen başlıyorum. Yeşil rengimi taktım. Bir tane de düğümümü atmıştım. Dilerseniz e, silikonlarla yapıştırabilirsiniz. Silikon olmayan arkadaşlarımız bu şekilde dikebilirler. Hangisi kolayınıza gelirse. Ve üzerinden de şöyle ön tarafa çıkmayacak şekilde şu kısımdan da dikişimi atıyorum. Ve yaprağımı çiçeğime sabitliyorum. ne kadar güzel oldu. Şimdi düğümümü atıp ipimi buradan kesiyorum. Düğümümü attıktan sonra şöyle bir daha içeriye geçiyorum. Silikonla da tekrar yapabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Evet. ipimi kesiyorum ve gelinciğimin yaprağına bu şekilde dikerek tamamlamış oluyorum. Diğerlerinde de aynı işlemi tekrar edeceğim. Yapraklarımızın dikilmesiyle gelinciklerimiz kullanılmaya hazır dediğiniz her türlü örgülerimizde bu güzel çalışmamızdan faydalanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.